Herkese merhaba değerli dostlar. Forex Trader'ın temel seviye eğitimi için buradasınız. Şimdi kısaca size birkaç dakikada Forex uygulaması nasıl kullanılır onu birazcık tanıtmaya çalışacağım. Bu konuda birazcık eksiklik ve çekinceler var. Şu dönemde artık aracı kurumların bile yasal olarak artık hisseleri yön verdiği, tahta sahiplerinin bunları kullandığı, artık çok paranın döndüğü bir ortama doğru gidiyoruz. Yani artık Herkesin kendi bacağından asıldığı döneme doğru gidiyoruz. Tabi bu yurt dışında hep böyleydi. Türkiye bununla yavaş yavaş tanışmaya başladı. Bu yüzden artık herkesin kendi eğitimini, kendi gelişimini tamamlaması ve kimseye muhtaç olmadan bu işi beceriyor olabilmesi lazım. En azından yüzeysel bilgiye ihtiyacınız var. Ve bu yüzeysel bilgiyi ben elimden geldiğince tamamlamaya çalışacağım. Yaklaşık bir ay gibi bir süredir video analiz yapmaya başladık. Bunun devamını getirmeye çalışacağım gücüm yettiği kadarıyla. Şimdi isterseniz uygulamanın ana sayfasından başlayalım. Uygulamada aşağıda gördüğünüz gibi sayfam, piyasalar, haberler, varant ve alım-satım yapabildiğiniz kısım var. Yani sisteme giriş yapabildiğiniz. Buradan istediğiniz kurum seçmek için şu sağ üst köşede kurumlar kısmına tıkladığınız zaman birçok kurum var. Yani buradan mesela ak yatırımdan giriş yapacaksanız ak yatırımdaki kullanıcı adı ve şifrenizle buradan giriş yapabilir. Bunu sanki ak yatırımın kendi uygulaması gibi kullanabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. Şimdi şuradan geriye gelelim. Sayfam kısmında ise şirket hisselerini burada kısa yol olarak ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Şurada sağ üst köşede arama motoru var. Arma motorundan isterseniz buradan direkt aşağıdan yukarıya doğru kaydırıp alabilirsiniz ya da en kolayı buradan yazıp ekleyebilirsiniz. Mesela Adel hissesini buraya ekliyorum ben şu an. Şu yan tarafındaki artı işaretine tıklayabilirsiniz ya da içine girip içinden de ekleyebilirsiniz. İçinde de buton aktif olacaktır. Şurada sağ üst köşede ekle dedim. Şu an o sayfam kısmına eklendi. Burada neler var? Ee, en üst sağ köşede grafik analizi yapabileceğiniz, grafikte görebileceğiniz şurası var. Hisseyi Seçtikten sonra grafik kısmına tıklarsanız buradaki verileri görebilirsiniz. Hisse'nin son dönemdeki değerini, açılışını, kapanışını, en yüksek gördüğü, en düşük gördüğü değerleri buradan gün içinden seçebilirsiniz. Sol alt köşede ise işte günlük grafiğin daha alt bölümlerini, 30 dakikalık, 5 dakikalık, haftalık, aylık, yıllık hepsini görebilirsiniz. Şimdi isterseniz şurada sağ üst köşede veri yazan yere tıkladığınız zaman bunu kadrajını 12 ay olacak şekilde 12 aydaki pozisyonunu görebilirsiniz. Mesela şimdi şuradan Kasım'ın 28'ini seçelim. Çiz diyelim. Gördüğünüz gibi son yaklaşık 12 aylık bölümdeki şirket hissesiyle ilgili bütün hareket önümüzde şu an. İstediğiniz güne tıklayıp o gündeki hareketinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Yine aynı şekilde grafik üzerinde yüzeysel, basit analizler yapmanız için böyle sağ alt köşede bir tane çubuğumuz var bakın alt yazıyor Burayı şimdi üst yaptığınız zaman ve yan tarafındaki oklara tıkladığınız zaman hangi analizin şu an hissenin grafiğine uygulandığını görüyorsunuz bollinger bantları bollinger bantları ağırlıklı ortalamaların artık fiyat yaklaşımlarının birbirine ne kadar yaklaştığını ve uzaklaştığını gösterir ne kadar uzaksa o kadar volatildir demektir ne kadar daralırsa artık bir yöne kırılma isteği olduğunu öğrenirsiniz Şöyle devam edeyim isterseniz. Parabolik sar. Sar değerlerini görüyorsunuz. Bunları çok kullanma ihtiyacı duyacağınızı sanmıyorum. Çünkü Trading View'da çok basit çizeceğiniz birkaç kalem çizik yapacağınız hareketle şirket hissesi üzerinde yüzeysel olarak destek ve direnç noktalarını görmeniz kafi. Çünkü bu grafik olayı bu işin süslemesi daha çok şirketin temel verileri, takas verileri ve o ekonominizin bulunduğu konjüktür önemli. Bu yüzden ben size söyle sadece grafik olarak temelce şeyleri gösterdim. İsterseniz şurada trend yazan sol alt köşede buradan istediğiniz verileri de üzerine ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle geri gidelim isterseniz. Tekrar ana sayfamızda şurada çan üzerine tıkladığınız zaman bu hisseyle ilgili gelebilecek haberleri ya da fiyatın herhangi bir noktaya geldiğinde sizi uyarmasını telefonun bir uygulamada mesaj gelmesini istiyorsanız bunu ayarlıyorsunuz. Mesela fiyat yardımını, şey, ala tanıtımına tıkladık. Buradan burayı ben şöyle şunu biraz yukarı kaydırayım. Şöyle kaç olsun bu? Bunu 90 yaptığımızda eşitse hatırlatı tıkladığınız zaman bu hisse bu kademeye değdiği anda size yukarıdan bir mesaj butonu çıkacaktır. Bunu bu şekilde hisseyi takip ederken bunu kullanabilirsiniz. Aşağıda yine al sat noktalarımızı görüyorsunuz. Burada al kısmına tıkladığınız zaman orada hisse ile ilgili miktar ve e, hissenin fiyatını girebileceğiniz, emri verebileceğiniz rakamlar çıkacaktır. Oradan da al sat işlemini yapabilirsiniz. Eğer bunun e, yüzeysel bir paketini alırsanız Forex'in. Eğer işlem hacminiz yaklaşık aracı kurumumuzda görüşürsünüz 300 bin lirayı aylık geçiyorsa bu uygulamanın yaklaşık 75 lira mıydı tam olarak hatırlamıyorum. O rakamdaki meblağı ödemeden bu uygulamanın takas verilerine dahil bilanço analizlerini her şeyi görebilecek şekilde takip edebilirsiniz. Tek kademe derinlik olarak da izleyebilirsiniz. Ben tek kademe izlemeyi tercih ediyorum çünkü 10 kademenin bana pek bir faydası yok ben trade etmediğim için. Şimdi şöyle derinlik kısmında gördüğünüz bu şekilde hissenin alt ve üst kademelerindeki emirleri de böyle aşağı yukarı 10 kademe şeklinde görebilirsiniz. Haberler kısmına tıkladığım zaman şirketin o günkü gelen ve daha öncesinde gelen yaklaşık 15-20 tane emrini görebilirsiniz. Hepsini görmeniz için kapa girmeniz gerekecek. Burada hepsini listelenmiyor çünkü. Analiz kısmına tıkladığınız zaman kademe analiz dediğimiz şirket hissesinin bugün göstermeyecektir tabi. Gece 12 saat, saat 12'den itibaren, gece 12.00'dan itibaren o günlük veriler tamamen kapatılır. E, göremezsiniz. O gün içinde bakmanız gerekiyor. Şimdi devamında bilanço'ya gelir hanesi var. Bilanço'ya gelir hanesine tıkladığınız zaman şirketin son e, bütün çeyreklerini, son 5 yıllık bölümde hepsini görüyorsunuz burada. İstediğiniz veriye tıklayıp önünüze açabilirsiniz. Eğer ee, şirket bilançosu konsolide ise yani birkaç tane şirketten gelen kar ve e, zararlar aynı listede birleştiriliyorsa bunu konsolide olarak görüyorsunuz. Eğer konsolide değilse şöyle kaldırdığım zaman görüyorsunuz. Adel konsolide bir bilanço vermediği için bu çubuğu kaldırdığınız zaman verileri görebilirsiniz. Şöyle aşağı indiğiniz zaman burada temel bileşenlerini net karını en altta toplam kaynaklarını yani aktif değerlerini görürsünüz. Aktif değerlerini büyüyüp büyümediğini şirketin şurada yan tarafında mesela şu an bu gördüğümüz son çeyrekti. Yani 2020'nin ikinci çeyreğinde gelen bilançoydu. Bunu en iyi kiminle kıyaslarız? 2019'un ikinci çeyreğiyle kıyaslarız. Şöyle tıkladım. Burada şirketin geçmiş yıllar karını, net dönem karını Ondan sonra burada sizin daha çok dikkatinizi çekebilecekleri söylüyorum. Ondan sonra şirketin dönen ve duran varlıklarını görebilirsiniz. Yani şirket bilançosunun aktif ve pasifi dengede olmak zorunda. Bunlar da sıfıra sıfır dengeli bir şekilde paylaşılır ve bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenir. SPK'nın yaptırmak zorunda olduğu işlerdir bunlar. Burada şirket bilançoları ile ilgili detaylı analizleri vermeyeceğim. Sadece yüzeysel olarak tanıtacağım. Biraz sonra SASA'nın üzerinden bilançosunu plan ve gelir tablosunu anlatacağım size. Bu temel seviye analizi olarak hiç bilmeyenler için tanıtım olarak düşünelim bunu. Burada gelir tablosu var sağ tarafta. Burada da aynı şekilde konserli çubuğunu tıklayıp kaldırıyoruz. Şirketin burada hasılatını görüyorsunuz. 204 milyonluk hasılat yapmış. Satışlarının maliyeti ve ticari faaliyetlerden kar. Yani şirketin yaptığı genel giderler, pazarlama, araştırma geliştirme faaliyetlerinden doğan giderlerin düşülmemiş halidir, brüt. İsterseniz burada şöyle hemen kısaca bir önceki senede ne kadar haslat yapmış bir bakalım Adel. 2019'un altısında 194 milyonu haslat yapmış ama karı daha yüksekmiş. Yani giderleri artmış şirketin bu 2020 senesinde. Şimdi devamında, isterseniz şöyle devam edelim çok detaya girmeden. Şurada piyasalar hanesi var. Piyasalar hanesi ikinci sütunda. Burada ben hacmi daha takip ediyorum bu sütundan ama isterseniz siz burada pazar değişiklikleri BIST 30, BIST 100 yani burada yakın takipli pazar dahil burada her şeyi takip edebildiğiniz bölüm var. Hangisini listelerseniz onu takip edebilirsiniz. Yani en çok yükselenleri görmek istiyorsanız en çok yükselenleri burada listeleyebilirsiniz. Aynı şekilde haberler kısmına tıkladığımız zaman Burada şöyle geri çıkalım. Ana sütun budur. Burada koca koca ekranların önünde konuşan e, yatırım danışmanları, ondan sonra aracı kurum müdürleri beklentilerini paylaşırlar burada. Buradan bunları okuyup izleyebilirsiniz. E, sabah analizleri neler oluyor bu dünyada bugün diye bakmak isterseniz. Buradan onlara bakabilirsiniz. Şurada ekonomik takvim var. Ekonomik takvimde e, önümüzdeki süreçte Hangi bilgilerin geleceğini paylaşılacağı ile ilgili dokümanları paylaş görürsünüz. İşte Merkez Bankası'nın ne zaman faiz toplantısı yapacağı, ondan sonra e, ne zaman ekonomik toplantıların yapılacağı ya da bunların sonuçları dahil. Devamında Forex haberleri ise, Artık Japon Bankası Merkez Bankası BoJ'un almış olduğu faiz kararı, Ukrayna Merkez Bankası'nın faizi ne durumda tuttuğu ya da bununla ilgili ne gibi çalışmaları olduğunu buradan finansal olarak alabileceğiniz bütün haberleri buradan alabilirsiniz. Yani Almanya'nın mevsimsel düzenleniş mesela işsizlik oranı verisi. bunlar dahil her şeyi buradan görebilirsiniz. Burada mesela Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları dahi okuyabilirsiniz buradan. Şöyle geri gelelim. Şirket haberleri ise sadece basın bülteni ve hisselerle ilgili aracı kurumların paylaştığı al-sat-tut tavsiyelerini görebilirsiniz. Devamında kap haberleri dediğimizde tahmin ettiğiniz gibi şirketlerimizin yapmış olduğu kapa zorunlu olarak bildirmek zorunda olduğu halka açık şirketlerin bildirimlerini görebilirsiniz. Şöyle geri gelelim devamında piyasa yorumları hanesi de Sabahleyin bütün aracı kurumlar analiz yaparlar. Bu analizleri buradan yayınlarlar. Şirket hisseleriyle ilgili verdikleri haberler, olası bazı şirketlerin bilançoları açıklandıysa bu bilançoları sabah analizine eklemişlerse burada da görünecektir onlar. Buradan sabah analizini sabah 7.30-8'den itibaren yavaş yavaş kapa göndermeye başlarlar. Buradan da siz şirketler hakkındaki temel verileri en azından endeks nereye gidebilir onların hakkındaki yorumlarını okuyabilirsiniz. Burada varan sütunu var. Asla bulaşmanızı tavsiye etmeyeceğim. Tamamen bir kumar olan. Ee, ve Türkiye'de tamamen e, kumar maaşı ile e, açgözlü vatandaşlarımızın burada bol bol para kaybettiği salak saçma bir uygulamayı görüyorsunuz. Bunlara kesinlikle tenezzül etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunların kullanış amaçları kesinlikle çok yararlı ve önemlidir. Ama insanlarımız bunu tamamen kumar meselesi olarak kullanıyorlar. Bununla ilgili ihtiyaç olursa daha sonra tekrar... Sizler için açıklama yapmaya çalışırım. Aynı şekilde alım satım dedik. Buradan giriş yaptığınız zaman buradan portföyünüzü, portföyünüzün değerini, bekleyen emirlerinizi aynı kendi aracı kurumunuzda kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir sonraki analizde şirket hisseleriyle ilgili... Detaylı analizler yapacağım. Sasa'yı örnek alacağız. Sasa ile ilgili son 5 yıllık bilançoda neler olmuş. Şirket aktif değerlerini ne kadar büyütmüş. Bu işse neden 60 kuruşlardan 17 liraya gelmiş. Bunları konuşacağız. Ee, tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.